Evet, ses yokmuş. Hayırlı akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok değerli misafirlerimiz var. Tatyana, Rina, Dinam Rusya'dan. O açıdan bütün arkadaşlarımızı, iş ortaklarımızı davet edelim. Sorularımızı hazırlayalım. Birazdan başlayacağız. Larisa var burada. Larisa'yı da görüyorum. Всем добрый вечер. Добро пожаловать. Turtuyu, Tatiana, Rina, Larisa, tak, Dina, Dina Nivijo, tak, почему мне никто не отвечает? Okan Bey, Добрый вечер. добрый вечер, добрый вечер. Вот, теперь все ясно. Нашли, да, слышали. Так, но я тоже как-то можно ваши, наши, как-то надо сказать. 15 лет я прожил в России, так что уже свои. Мы все ваши, а вы все наши. Правильно. Да, у нас сегодня Success Академия была. Мы туда ездили, и у нас Юсуф Бей, его тоже как-то позвали на сцену. Конечно, приятно было. Так, первый я хочу от всех вас поздравлять с новым карьером и Royal Master'ом. Вы Royal Master'ом стали, правильно, Татьяна? Роял мастер. Royal Да. Master, так. И Дина, Рина у нас Star Master. Мы очень радуемся, конечно, от души поздравляем и хотим вас видеть через несколько лет Imperial Master. И мы тоже за вами, надеемся, будем. Да. Благодарю. Ага, спасибо. Очень приятно. Ага, нам тоже очень приятно, что вот такие у нас лидеры есть, спонсоры есть. Арkadaşlar, aramızda çok kıymetli sponsorlarımız var. Tatiana, Rina есть burada. Rina, Dina будет, нет? Не знаю я. Geldi. Я вошла. Добрый вечер. Добрый вечер. Herkese. Ага, отлично. Evet. Татьяна здесь, Ирина Ага, здесь. все приятно. Arkadaşlar, ben birazcık onlardan bahsedeyim. Kim onlar? Tatiana şu an Royal Master. Dina ve Rina Star Master. Bu ne anlama geliyor? Bu Atomi'nin ne kadar büyük olduğuna, Atomi'nin ne kadar bizlere para kazanma yolu açtığını, para kazanmak için bir araç olduğunu bize gösteriyor aslında. Ve bu kıymetli sponsorlarımızın şu andaki kazançları belki de birçok fabrikanın sahibinden daha çok para kazanıyorlar. Ortalama eğer dersek üçünün toplamının kazançları 50 bin 60 bin doların üzerinde aylık kazançları üçünün toplamının. O açıdan bu imkanlar var. Biz de bu imkanları elde edebiliriz. Bu açıdan bugün onları kutluyoruz. Ben sizin adınızdan onları kutladım. Onların bu heyecanına ortak oluyoruz. İnşallah bizler de bu yoldan eğer vazgeçmesek, eğer bizler de onlar gibi gayret etsek, onların yapmış olduklarını yapsak ve biz de aynı şekilde onların olduğu yerde oluruz. Ama eğer de biz vazgeçersek, onların yaptığı gibi diğer sponsorların veya Imperial Master'ların veyahut da Park Hangil'in dediği şekilde yapmasak, kendimize, kendi tecrübemize dayanaraktan farklı bir metotla bu işi yaparsak muhtemelen ya az başarılı oluruz veyahut da hiç olamayız. Önemli olan burada şirketin kurmuş olduğu sistem dahilinde
ve siz şirketin kurmuş olduğu bu kültürü geliştirerek bu sponsorlarımızın gitmiş olduğu yolda, yani onların yaptıklarını örnek alarak biz bu işte başarılı olabiliriz. Şimdi biz kendilerinden öncelikle kendilerini tanıtmalarını ben isteyeceğim. Ve bana Okan Bey siz de yardımcı olursunuz. Nasıl bir hani arkadaşların soruları olursa veyahut da eklemek istedikleriniz bir şeyler varsa bana yardımcı olabilirsiniz. Ben ilk önce kendilerini kısa tanıtsınlar. Atomi'ye nasıl başlamışlar ve birazcık bize Atomi'nin o başlangıcındaki heyecanından bahsetmelerini isteyeceğim. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Bir taraftan da arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz, iş ortaklarınızı davet edebilirsiniz. Şu anda sayımız az miktarda henüz. O açıdan bir taraftan mutlaka mesaj yazın, diğer taraftan da sorularınızı chat'e yazabilirsiniz. Evet, ilk önce ben Tatiana'dan başlayayım. Tatiana şu an Royal Master olduğu için kendisini kalbi duygularımızla kutluyoruz ve kendisini tanıyalım. Atomi'ye nasıl başladığını bize kısaca bir anlatsın. Dina, böyle başlayalım değil mi? Ne dersiniz? Да, хорошо. Evet, güzel. Evet. Evet. Татьяна, здравствуйте, добрый вечер. Мы очень рад вас услышать здесь. И мы хотим про вас узнавать, кто вы и как вы начали Atomi и как вы дошли до этого успеха. Добрый вечер. Как дошла до успеха? Прежде всего хочу сказать, что в сетевой индустрии я с 94 года. Много было компаний. Первая компания Herbalife, которая, можно сказать, дала путевку в сетевой бизнес. Далее было много компаний, но таких как бы звезд небо не снимало. Была, ну, какие-то ранги были, но небольшие. И вот в 2009 году вышла на рынок компания китайская, в которой я была 10 лет до того, как вошла в компанию Atomi. А может, я Вот. перевод сделаю, да, немножко? Давайте. Я пропускаю. Давайте Фатих, вы в основном говорите про Atomi, хорошо? Хорошо, хорошо, Дина, я не буду останавливаться на других. Arkadaşlar, Tatiana kendisi çok önceden ticaret yapmış ve denemesi de tecrübesi de olmuş bu tarz dediğimiz yani farklı bir MLM şirketlerde olmuş tecrübesi. Ancak oralarda herhangi bir başarı elde edememiş ve Atomi ile tanıştıktan sonra ki şimdi hayatının nasıl değiştiğini bize anlatacak. Daha Tatiana. Компания Atomi, это чем меня это привлекло, и я оставила свой бизнес, хотя у меня там в той компании у меня был и бонус хороший, и тоже статус был такой самый высший. Но компания Atomi мне привлекла больше своим, знаете, таким направлением, как забота о человеке. Вот вы знаете, вот этот вот девиз наш, девиз, это как бы способствует тому, что наши сердца откликаются на этот девиз. Естественно, легко работать. Это забота о человеке, то, что нам много порой не хватает. Хорошо. Я давайте этот немножко сделаем. Ладно, Вот. сделаем, а то я буду забывать. Хорошо. Bir önceki çalıştığı işinde geliri de aslında fena değilmiş, iyi bir geliri varmış. Ancak Atomi onun en çok Atomi'deki ilgisini çeken şey
buradaki insana değer verme mottosu ve bu insana değer verme mottosu, düşüncesi, anlayışı onun çok çok ilgisini çekmiş ve Atomi'yi en çok da onu etkileyen ve başlamasına sebep olan nedenlerden bir tanesi bu motto. Регистрация в компанию у меня была 2017 год, 4 апреля. И год и 8 месяцев мы вот так же, и Дина, и Ирина, мы все ждали с большим нетерпением входа компании в Россию, в Казахстан, в Кыргызстан. Вот, и когда уже компания вошла, у нас были большие структуры. Tatiana diyor ki ben 2017 yılında Atomi'ye başladım. Sayfamı açtım, mağazamı açtım. Kaydımı yaptırdım. Ancak o zaman henüz web sitesi yoktu. Sadece kayıt yaptırdım. 1 yıl 7 ay bu şekilde ekip kurduk. Dina ile Rina ile birlikte. Ve çok heyecanla Atomi'nin web sitesinin ve ofisinin Rusya'da ve Kazakistan'da açılmasını bekledik. Естественно, то, что многие партнеры, естественно, не выдержали, многие ушли, но вот эта вера в компанию, вера в продукт, вера в этот в проект, большинство партнеров остались. Perevot izleyelim. Birçok tabii ki arkadaşlarımız sabredemediler, bekleyemediler ve çoğu gitti. Ama bizim inancımız, şirkete olan inancımız, buradaki vizyonu olan inancımız, biz kaldık burada, birçoğu gitti. 12 декабря 2018 года компания вошла в Россию, и с этого дня у нас пошли выплаты уже и первые статусы. Буквально на третий день я закрыла, за третьи сутки я закрыла статус мастера продаж. 12 Aralık 2018 yılında Atomi Rusya'da açıldı. Ve ben üçüncü günümde Star Master oldum. Çünkü öncesinde ekip kurdukları için alışveriş Sales Master öncesinde ekip kurdukları için ve bu insanlar da bekliyorlardı alışverişe başlayınca üçüncü gününde site açıldıktan sonra üçüncü gününde Sales Master oluyor. 3 мая 2019 года у нас уже было грандиозное открытие в Москве. Присутствовал Пак Хангиль и многие империал-мастера. И я уже стояла на сцене, награждали меня Шаронской розой. А сколько месяцев получается? Уже четвертый месяц, да, получается? В марте 2019 года, правильно? Декабрь, январь. Да. Май. Апрель, май. Май. 3 мая. 3 Mayıs 2019 yılında Moskova'da resmi açılış oluyor ve Park Hangil de kendisi de geliyor açılışa. Orada kendisi yani 5. ayında 6. ayına girerken Mayıs ayında 5 ay oluyor tam olarak Sharon Rose Master kariyerine seviyesine kadar çıkıyor. В 21 году Star Master и вот сейчас в 22 году Royal через год. 2021 yılında Star Master, 2 yılında şimdi de Royal Master. Evet, baktığınız zaman arkadaşlar aslında çok da uzak değil. Yani
Evet, 2017 ama site yok, henüz ofis yok, hiçbir şey yok. 2018'de açılıyor. Yani 4 veya maksimum 5. yılında Royal Master. Bu da çok büyük bir kazanç demek. Finansal özgürlük artık demiyoruz çünkü finansal özgürlüğü daha erken yaptığından dolayı artık hem finansal hem zamansal hem de sağlıklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Tak. За этот год проделана очень большая работа. Было создание больших-больших таких команд, те, которые тоже хотели повысить свой статус. Естественно, командная работа показала тот результат, который есть на сегодняшний день. Bu yıl diyor çok büyük işler yaptık. En önemlisi ekip çalışması, grup çalışması yaptık ve şunu söyleyebilirim. Ekip ve grup çalışması çok büyük işler getiriyor, büyük sonuçlar elde ediyor. O açıdan ekip ve grup çalışmasını önemsiyor kendisi. Я очень благодарна лидерам, которые начинали вместе со мной в тот период, когда компании еще даже не было. Дина, Ирина Искаирова, это те два, я даже не могу сказать, что это как бы партнерам, не хочется сказать, что это подруги, друзья. Я их очень уважаю. Это два человека, которые, можно сказать, держали все наши сети. У нас не было ни переводов, ничего. Благодарна Рине, что она занималась переводами, этим маркетинга, по продукции. Конечно, это колоссальная работа была проделана. Поэтому, наверное, по партнеров остались в компании и работают до сих пор. Evet, biz iyi bir ekip çalışması yaptık. Çok değerli liderlerimiz var. Hatta onları ben iş ortağı olarak düşünmüyorum. Onlar bizim çok yakın dostlarımız, arkadaşlarımız. Onlara çok saygı, çok değer veriyorum, çok saygı duyuyorum. Rina ve Dina. Çok iyi bir etkileşim içerisindeydik. Çok iyi bir takımdık. İyi çalışıyorduk. Özellikle Rina'ya teşekkür ediyorum. Çünkü o zamanlar tercüme yoktu ve Rina bize tercüme ediyordu. Onun çok büyük bir emeği var bu konuda. Arkadaşlar buradaki görüyor musunuz? Yani materyal da yok. Burada Rina onlara İngilizceden tercüme ediyor ve anlatıyor. Yani baktığımız zaman aslında şu anda çok büyük bir başarı var ve aslında çok da uzun bir süre değil. Ancak ellerinde de o derece materyallerin az olması, site yok, tercüme yok Rusça'ya ve kendileri kendi imkanlarıyla tercüme edip bunu anlatıyorlar. Görüyor musunuz sıkıntıyı ve zorluğu? Ama diğer taraftan da sabretmişler ve başarmışlar. Tak. Очень похвально, конечно, что есть такие лидеры, которые работают уже своей командой. Это те лидеры, которые сейчас тоже закрыли статусы стар-мастеров. Это Юркова Татьяна. И мне хочется очень большое спасибо сказать Тамаре Рыковой. Это человек очень такого большого ума, большой преданности, большого такого таланта, которая может воссоединить в себе все качества человека, такого, который ведет к результату, именно к результату. Поэтому я очень рада, что вы вот в команде и Тамары Рыковой, и Дины, Ирины Искаировых. Это люди, которые вам партнеры, которые спонсоры, наставники, которые приведут вас к успеху. Только слушаться и делать те действия, которые они вам говорят. Burada diyor Tatiana'ya ve Tamara'ya çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok değerli insanlar ve aynı şekilde hem onlar hem de başka ekibimizdeki arkadaşlar ekiplerini kurup ve çok iyi çalışaraktan onlar da hem Star Master hem diğer kariyerleri aldılar. Burada siz çok şanslısınız. Sizin çok değerli sponsorlarınız var. İşte Rina, Dina, Tamara gibi
ve onlar çok iyi sponsorlar. Onları yapmanız gereken onlarla istişare edip onların tavsiyelerini dikkate alaraktan birlikte çok iyi çalışabilirsiniz. Bu açıdan çok çok şanslısınız. Мне хочется пожелать вашей структуре в Турции, чтобы вы, ну, можно сказать, шли вперед, не останавливаясь. В любом случае успех будет. Ben size şunu temenni ediyorum, sizin ekibinize, grubunuza, Türkiye'deki. Önemli olan burada durmamak, devam etmek ve mutlaka sonunda da başarı gelecektir. Спасибо, Татьяна. Очень спасибо. Так, давайте, Рина, тогда с вас начнем. Вы тоже мы вас от души поздравляем. Да, мы очень часто услышим, что вы делали большую работу, перевод делали, объяснили. Это очень огромная работа, конечно, и терпение нужно, и внимательность нужна. То есть вы молодцы, вы это все им передали. Это очень огромная работа. И мы тоже, конечно, как Татьяна говорит, да, то есть действительно у нас такая возможность, что есть в нашей, то есть группе, да, то есть в нашей команде такие прекрасные спонсоры. Так, я тоже такой вопрос и такой же, как Татьяну, я сдал. Как вы начали, познакомились с Томи? Так, Саатоми, и как вы дошли успеха, пожалуйста, ваши. Так, сейчас я вопрос им перевод сделаю. Arkadaşlar, öncelikle Rina'ya gerçekten teşekkür ediyoruz. Rina gibi sabırlı ve dikkatli bir hanımefendi. Önceki başladıkları zamanda ellerinde materyal yokken onları bize kadar gönderdi. Hatta şimdi de yine gruplardan paylaşıyor. Kendisine de sordum, Atom ile nasıl tanıştınız ve nasıl başarı elde ettiniz? Şimdi bu soruyu bize kendisi anlatacak. Пожалуйста, Рина. Я вас всех приветствую. Спасибо за вопрос. У нас тоже с Диной, как у Татьяны, был опыт в сетевом бизнесе, но мы сначала как-то, по-моему, прониклись вот этой продукцией, нам хотелось ее попробовать, но у нас не было возможности это сделать. Ну, а потом начали изучать маркетинг-план. И, конечно, нам он очень сильно понравился, как уже Татьяна сказала, что у нас не было никаких материалов на русском языке, а мы подключились, Татьяна вот в апреле, а мы подключились в июле. Переводите. Да, да, да. То есть вы в июле, в апреле. Она, то есть немножко... Да, чуть-чуть попозже. Да. Arkadaşlar, Rina diyor ki, öncelikle diyor, buradaki pazarlama planını biz incelediğimizde çok hoşumuza gitti. Yani bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar güzel, bu kadar karlı ve mantıklı bir pazarlama sistemi tabii ki yapılması gereken, değerlendirmesi gereken bir şey olduğunu biz gördük. Bizim en çok, benim en çok ilgimi bu çekti. Ve Tatiana Nisan ayında başlamıştı, kaydolmuştu. Biz ise, во сколько вы июля, да? Правильно? В июле, да. Temmuz ayında, Temmuz ayında kendisi... Да. Temmuz ayında kayıt oluyorlar. Так. И поскольку вот у нас уже же был опыт в сетевом маркетинге, и поэтому мы понимали, что вот даже без продукции, без открытого рынка, это бизнес передачи информации. То есть нам нужно было
людей знакомить с информацией. Вот то, что мы и делали по скайпу. Da. Diyor ki biz hani daha önceki yapmış olduğumuz işte de şunu biliyorduk, tecrübemiz vardı. Yani ürünsüz de iş yapılabiliyor ve en önemli olan şey bilgiyi, size gelen bilgiyi veyahut da böyle önemli bir bilgiyi başkasıyla paylaşmaktı. Biz de bu bilgiyi, bu değerli bilgiyi, Atomi hakkındaki bilgiyi başkalarıyla paylaşmaya başladık. Daha çok Skype üzerinden. O zamanki yıllarda biliyorsunuz Skype biraz daha ileri seviyedeydi ve Skype üzerinden biz insanlarla görüşmeye başladık. Bu bilgiyi onlara yaymaya başladık. И вот мы с Диной работали своей вот такой маленькой командой, и мы как-то распределились. У нас так работа распределилась. Я два раза в день, два месяца подряд рассказывала маркетинг в Skype. Дина делала регистрации. Вот как Татьяна тоже, они вместе, да, на корейском сайте. Представьте, методом так, тыка на неизвестном языке с иероглифами, да, вот они делали регистрации людей. Дина приглашала людей на эти встречи, и вот так начала расти команда. Biz diyor kendi küçük ekibimizle birlikte sıkı çalışmayla ne yapıyorduk? Ben diyor günde her gün iki sefer pazarlama planını anlatıyordum. Her gün iki ay boyunca bu şekilde devam ettim. Dina da kayıtlar alıyordu Tatiana ile birlikte. Düşünebiliyor musunuz? Korece bilmediğimiz bir dilde kayıtlar o zaman öyle alınıyordu ve kayıtlar alıyorduk. Yani o zamanki şartlar biraz daha zordu ama biz bunu inançla devam ettiriyorduk. И вот поэтому здесь видите, как Татьяна тоже правильно сказала, работать нужно в команде, когда вот мистер Пак, он часто говорит, что ваши способности тут как бы особо и не нужны, да, они составляют там 1%. А когда уже вместе в команде вот этот 1% складывается и получается успех. Вот у нас... arkadaşlar çok önemli bir bilgi. Yani bu bilgiyi yazmak lazım kesinlikle. Diyor ki biz diyor Tatiana'nın dediği gibi takım çalışması yaptık. Takım çalışması yapıyorduk. Takım çalışmasında sizin kendi özel yetenekleriniz çok da önemli değil. Sizin kendi özel yetenekleriniz, üstün yetenekleriniz sadece %1'i oluşturuyor. Bu %1 takımın içine girdiği zaman büyük bir güce sahip oluyor. Park Hangil de bunu bu şekilde zaten izah ediyor. Burada çok üstün yetenekli olmaya ihtiyaç yok. Burada önemli olan takım çalışması. И что нам помогло продержаться полтора года без продукции, без денег, без открытия компании? Вот то, что у нас было видение, вот что эта компания солидная, что здесь такой надежный маркетинг, и сам Пак Хангиль, что он такой человек, ну как порядочный, образованный, да, и что все будет, то, что он намечает, он все это исполняет. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de arkadaşlar, baktığımız zaman, yani ben gerçekten hayretle dinliyorum şu anda Rina'yı. Neden? Çünkü diyor ki, bizi 1,5 yıl burada tutan şey neydi? Yani ürün yok, web sitesi yok, ofis yok, materyal yok, hiçbir şey yok. Biz 1,5 yıl burada kaldık, sabrettik. Peki bizi burada tutan neydi? Bizi burada tutan şirketin vizyonu idi. Biz bu vizyonu gördük. Yani şirketin vizyonu ve şirketin gelecekteki yapacakları ve bizim buna olan inancımız bizi burada tuttu. Ve şunu biliyorduk, şirket gelecekteki yapılacak şeyleri zaten yaptıklarından görüyorduk. Park Hangil'in söylemleri bizi ikna ediciydi. Olacakları anlatıyordu ve biz de bu olacaklara inandık ve 1,5 yıl o şekilde biz sabırla bekledik. И вот когда уже открылся рынок уже в России, нам в Казахстан
тоже здесь нам помогла очень Татьяна Измайлова, которая нам продукцию отправляла. Ну, а потом, уже после открытия казахстанского рынка, у нас не было проплат несколько месяцев, по-моему, 2-3 месяца, проплат с наших карточек. Вот здесь тоже она нам помогала. Видите, то есть здесь вот нужно работать в команде. Тут один человек не добьется успеха. Нужно работать вместе, в связке. Biz diyor daha önce Rusya'da açıldı ama henüz bizde açılmadı birkaç yıl. Ama burada Tatiana İzmailova bize çok yardım etti, ürünleri gönderdi. Daha sonra yine Kazakistan'da açıldıktan sonra birkaç ay ödemeler olmadı. Yine Tatiana bize bu konuda destek oldu. Görebiliyor musunuz? Yani burada tek başınıza bir iş yapamıyorsunuz. Yani burada önemli olan takım çalışması, takım kurup ve onunla doğru bir şekilde aynı yöne doğru gayretle çalışabilmek çok çok önemli. Поэтому, друзья, вот у вас есть всегда пример, когда ваши партнеры будут на что-то жаловаться. Приводите наш пример. Тамары, Татьяны, Настины. Да? Что мы это все прошли. Ну, как бы выдержали. Не, я и прямо не скажу, что это что-то такое было трудное, что-то мы сверх такого делали. Мы просто держали фокус на нашей цели. Правильно, Татьяна, со мной тоже надо согласиться, да? Вот так, когда у вас цель, вот так вы ее держите в фокусе, какие-то маленькие там проблемы, и большие, и маленькие проблемы, они все кажутся маленькими. Да, Рен. Да. Evet arkadaşlar, Rina diyor ki yani burada baktığın zaman biz çok da hani aman aman zorluklar, sıkıntılar belki çekmedik. Yani çok da bir zor da olmadı aslında. Sadece bizim yaptığımız şey hedefe odaklanmaktı. Hedefe odaklandık hep birlikte ve sonunda da başarmış olduk. Ve şunu söylüyor, часиат etti şu добавлю в начале то, что вы говорили. Diyor ki yani birileri eğer de hani farklı şekilde konuşurlarsa veyahut da şikayetçi olurlarsa bazı şeylerden, imkansızlıklardan bizi örnek gösterin diyor. Bizler diyor hani hiçbir şey yokken aslında bu işi başardık ve sizin önünüzde şu anda somut bir yapılmış şeyler var. Hiçbir şey yokken yapılan şeyler var. Somut aslında bir olay var, bir süreç var. Çok rahat bir şekilde bizden bahsedebilirsiniz eğer birileri şikayetçi oluyorsa. И вот еще один тоже момент. Вот смотрите, здесь вы можете ведь и обгонять своего спонсора, да? Ваш партнер может обгонять, и он все равно у вас остается в вашей квалификации. Дина, вот Тамара там на сколько она нас первая стала, по-моему, на месяц, да? Нет, она две на две недели стала раньше недели. Даймондом, по-моему. Расчетный один период. Да, она стала сейлс-мастером, да. И следующий период. Да, сейлс-мастером. И вот смотрите, какой нюанс, да? Что вот этот человек, вот ваш партнер, который раньше вас вышел там на уровень, да, он все равно в вашей квалификации последующий, он остается. Это же вообще как классно. Это супер. Угу. Arkadaşlar, baktığımız zaman aslında bizim de, aslında baktığımızda Tatiana bizden sadece 2 hafta önce kariyerler aldı. Tamara. Bizim altında. Bizim altında. Tatiana üst. Tatiana sponsor. И Тамара, я просто припутал, я думал, что это Татьяна. Да. То есть Тамара, получается, на 2 недели, она пораньше, да? Да, она сначала стала сейлс-мастером, в следующем расчетном периоде мы стали. Arkadaşlar, yani burada Тамарадан örnek verdiler.
Aslında sizin ekibinizdeki, altınızdaki birisi sizi çok rahat aslında geçebilir. Daha erken üst seviyelere gelebilir. İşte Tatyana, şey Tamara 2 hafta bir periyot dedikleri 2 hafta aralıklarla daha önce Sales Master oluyor. Yani altınızdaki ekip üstteki sponsoru geçebiliyor baktığınız zaman. Yani bu da ne olmuş oluyor? Onun aslında oluşturmuş olduğu bir değer var, bir nitelik var. O açıdan iş aslında hiç de kolay, zor değil. Siz bugün gayretle çalışabilirsiniz ama altınızdaki bir iş ortağınız gelip sizi geçebilir. И последнее, что я хочу сказать, хочу просто привести вот пример, как корейцы, доктор Ли, мистер Пак, они вот примерные сроки говорят, да, у них это уже по их опыту, вот сколько нужно времени пройти, чтобы первого ранга достичь sales master, они обычно говорят там 1 год, 2 года, да, бриллианта на 10 тысяч долларов дохода выйти примерно 3 года. Ну, наши люди, видите, вам показывают, что это можно сделать быстрее. И вы тоже это будете делать. Diyor baktığınız zaman Park Hangel ve diğerleri her zaman örnek veriyorlar. İşte bir yıl içerisinde Sales Master, sonra Diamond ve Star Master olma, yani bir size bir süre veriyorlar, ortalama bir süre veriyorlar. İşte 3 yıl içerisinde 10 bin dolar kazanma imkanı. Aslında bizler baktığınız zaman bunun daha erken olduğunu gösterdik. Yani daha erken de olabiliyor aslında. Sizler de bunu yapabilirsiniz. И последнее, вот действительно, сейчас уже последнее. На одном из семинаров мистер Пак там выкладки делал, показывал, сколько денег нужно заработать, чтобы, например, купить жилье. Это, ну, это животрепещущая для них эта проблема, да? Что, а у них ведь очень дорогое жилье в Корее. И вот там от миллиона долларов, он там сколько-то метров там считал, там 3 миллиона долларов. То есть им нужно вот такие деньги зарабатывать, чтобы купить себе просто жилье. В наших странах это намного меньше денег нужно. То есть наш с вами доход в наших странах, да, он более весомый. Так что вперед и с песней. Şimdi Park Hangil baktığınız zaman sürekli söylüyor işte ne kadar para kazanmanız lazım iyi bir ev almak için veya iyi bir evi işte kaç yılda alabilirsiniz, ne kadar parayı alabilirsiniz. Orada evler çok çok pahalı işte milyon dolarlardan başlıyor iyi evler. Bizim aslında ülkelerimizde o paralar daha kıymetli. Çünkü bizde o kadar pahalı değil evler. Yani biz daha şanslıyız aslında baktığımız zaman. Bizim kazancımız onların kazancına göre daha avantajlı durumda, daha belki de işte belki bizim tabirle bereketli durumda diyebiliriz. Evet. Rina, teşekkür ederiz. Спасибо огромное. Bak, Tiper arkadaşlar şimdi Dina Hanım'a geçiyoruz. Teşekkür ederiz kendisine. Özellikle ben teşekkür ediyorum çünkü bizim toplantılarımıza hep katılıyor, bize hep destek veriyor, bizi hiç yalnız bırakmadı. Ona ayrıyeten de teşekkür ediyorum ben. Ve yeni kariyerinde samimiyetimle, bütün kalbimle kendisini kutluyorum ve Imperial Master olmasını ve olmalarını Rina'nın da Tatyana'nın da, Tamara'nın da ve bizim bütün arkadaşlarımızın da bir gün Imperial Master kariyerinde buluşmak dileğiyle diyorum. Evet, Dina, şimdi sorumuz size. Buyurun, sizi dinleyelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Ну что я хочу сказать? Я долго не буду говорить, я 2-3 слова всего скажу, что мы часто с вами встречаемся. Вот. А с
с Татьяной и с Риной редко, поэтому я скажу коротко. Они все рассказали. Вот самое главное, Татьяна сказала, что вы слушаете своих менторов, да, наставников, и у вас все будет в порядке. Это не просто пустые слова, тут нет начальников, и поэтому вы очень свободны в выборе себе наставника, любого человека, которого вы хотите копировать, вы себе выбираете. Вот это очень важно. Şimdi arkadaşlar Dina diyor ki ben diyor çok konuşmayacağım diyor. Çünkü ben sürekli sizinle birlikteyim. Zaten Tatiana ve Rina gereken şeyleri söylediler. Onlar hani sponsorla çalışmanızı, onu dinlemenizi, örnek almanızı, kopyalamanızı söylediler. Evet bunlar sadece öyle söylenmiş sıradan laflar değil, sözler değil. Bu çok önemli. Ben de bunu çok önemsiyorum. Sizler kendinize bir sponsor seçin. Yani sponsor dediğimiz sizi bu işe de tanıtan değil, sizin de ilgilenen, size gerçekten sürekli sponsorluk yapan, örnek alabileceğiniz, çalışabileceğiniz bir mentor seçin ve onu kopyalayın. Yani kimi de çalışmak istiyorsunuz? Özgürsünüz. Burada kimse kimsenin müdürü değil. Bu konuda özgürsünüz. İstediğiniz kişiyi, size en yakın mentorluk yapabilecek kişiyi seçin ve onu kopyalayın, onu dinlemeye çalışın. И еще бы я хотела пожелать, во-первых, благодарю всех за поздравления, и всем я хочу пожелать, и вам тоже, Фатих, хочу сказать, что надо не спонсорам желать, чтобы вышли на Imperial Мастера, а нашим партнерам нижним, вот мы всегда желаем, то мы вам желаем, себе сами желайте, чтобы вы вышли на высокие ранги, на хорошие, да? Угу. Вот. Тогда у нас все будет хорошо. Это возможно в Атоме. Ben diyor bir şey de önemsiyorum. Onu da söylemek istiyorum. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve şunu diliyorum. Sizler hani biraz önce işte biz kutladık ve dileklerde bulunduk Imperial Master olmaları için. Diyor ki daha çok diyor sponsora dilekte bulunmak yerine alttaki iş ortaklarınıza dilekte bulunun. Onların Imperial Master olmasını söyleyin. Onlara dileyin. Veyahut da Star Master, Royal Master olmalarını bir üst kariyere çıkmaları için onlara dilekte bulunun. Bu çok önemli. Yani onlara odaklanın demek istiyor. Bunu çok önemsiyorum. Ve böylelikle hep birlikte başarılı olmuş olacağız. Evet. Teşekkür ederiz. Спасибо, Дина. Теперь посмотрим, какие вопросы есть от наших друзей. Так, я посмотрю, вопросы были, поскольку знаю. Так. Soru yazmıştı. Kim yazmıştı? Ümran Bey. Ümran Bey, müsaitseniz buyurun siz sorunuzu sorun. Ben de tercüme edeyim. Sorularınıza cevap almadığınız ne varsa onları söyleyelim. Cevap aldıklarınızı tekrar etmeyelim. Cevap alamadığınız soru var mı? Sizi ilk etkileyen ürün hangisi oldu? Sorulardan bir tanesi. Evet. O zaman Okan Bey siz soruları sorun, ben de tercüme etmiş olayım. Здесь такой вопрос есть. Сами первая продукция, которая вас привыкла? Какая продукция вас привыкла самой первой? Это вопрос всем. Можно отвечу? Давайте, конечно.
Мне, меня самый продукт первый привлекла ввиду того, что все-таки женщина, меня привлекло вечерний набор по уходу за лицом. Угу. Татьяна говорит, да. Что? Так. Tatyana diyor ki beni diyor bir bayan olarak en çok etkileyen akşam bakım setiydi. Evet, Rina, Vas. Ну, мне тоже понравились такие вот, как косметика там это, но больше всего мне хотелось начать принимать химохим. Rina diyor ki beni de aynı şekilde yine kozmetik ürünleri etkiledi ama ben hemohimi içmeyi çok istiyordum ve onu içmeye başlamıştım. Rina? Beni de hemohim ve absolut set. Evet, hemohim ve absolut selektif. Dina'yı en etkileyen ürünlerden iki tanesi. Hemohim bizde yok arkadaşlar. Hemohim normalde hayat iksiri diyebiliriz. Ve Atomi'nin de %50 cirosunu oluşturan, 1 milyar veya 1 milyardan fazla cirosunu oluşturan ürün. Tek başına hemohim. Hemohim o yüzden çok çok değerli. Bize geldiği zaman hem cirolar, satışlar artacaktır. Puanlar, kariyerler daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet Okan Bey, başka ne soru var? Bir soru var. Bunu biraz değiştirebiliriz belki ama ilk başlarken gördüğünüz olumsuzluklar nelerdir? Nasıl üstesinden geldiniz? Şimdi bir kısmından bahsettiği gibi sayın sponsorlar. Onun yerine bu noktaya gelinceye kadar gördüğünüz olumsuzluklardan aklınızda kalan ne idi ve üstesinden nasıl geldiniz? Вопрос такой, какие отрицательные, да, то есть негативные случаи были, какие вот вы вспоминаете в процессе и как вы обошлись, как вы решили именно эту проблему? Да, пожалуйста. Татьяна, ты отвечай первое. Да, самый негативный случай, это когда начинаешь принимать химохим и не пьешь воду. Ту, которую я не очень люблю пить. Вот это самый негативный. Поэтому нужно соблюдать все правила употребления. Угу. Вот это самое негативное. Так все в норме. А в работе трудности? Он про работу спросил. Про работу трудности какие? Да вроде бы трудностей нет. Трудности такие, когда человек не понимает, а ему хочется доказать обратное. Но в данный момент, если не получается, через какой-то период времени тот человек возвращается и говорит, вы знаете, я сейчас очень многое понял. Но уже, как говорят, поезд ушел. Уже он не там в сети. Он выбыл или еще что-то. Вот это самое-самое. То, что человек пока не слышит нас. Партнер будущее не слышит нас. Очень хотела бы, чтобы они слышали и понимали, о чем им говорят. А как вы, например, решаете вопрос, чтобы они вас послушали? Решаем вопрос. Естественно, не бьем. Чтобы они не поняли. Спокойно объяснить. Естественно, доходчиво объяснить. Но больше всего показываем на примерах. На тех употребления БАДов, применения косметики. Это все дает пример. Чем больше у нас будет таких показательных примеров, естественно, человек уже с вами меняет мнение. Arkadaşlar burada iki tane olumsuzluk ve iki tane soru ve çözümü var. Bunlardan bir tanesi ürünle alakalı, hemohimin tadıyla alakalı dedi. Onu ben susuz içemiyorum, suyla içiyorum. İkinci olarak da
işle alakalı, iş işleyişle alakalı en olumsuz şeylerden bir tanesi sizi dinlemiyorlar. Yani duymuyorlar, anlamıyorlar. Bu da anlamadıkları için tabii gidiyorlar. Sonrasında anlıyorlar, dönüyorlar. O zaman tren kaçmış oluyor. Ben dedim ki nasıl çözüyorsunuz peki böyle anlamayan insanları? Biz ne yapıyoruz diyor. Tabii ki onları dövmüyoruz, zorlamıyoruz. Ama sabırla onlara biz gösteriyoruz. Yani işte ürünleri kullanıyoruz, gösteriyoruz. Burada kalıyoruz, gösteriyoruz. Kazanıyoruz, gösteriyoruz. Yani somut olarak biz onlara burada yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Örnek oluyoruz. Otomatik olarak onların da bu gördükçe fikirleri değişebiliyor zamanla. Давайте я добавлю к этому вот вопросу. Всегда нужно помнить слова мистера Пака, который говорит: все в ваш бизнес подключаться не будут. Это нормально. Люди разные, люди нас не слышат. Слушают, но не слышат. Да, мы расстраиваемся иногда, что хочется донести, как вот, а человек не хочет вникать. А для того, чтобы понять, насколько тут простой маркетинг и денежный, для этого нужно время. А человек не хочет разбираться, несколько раз слушать. Рина, в начале там что сказали? Ваш бизнес? Там я не расслышал. Как мистер Пак говорит, ваш бизнес все вступать не будут. Ага, это нормально. Да, вы да. идете к другому человеку. Да. Arkadaşlar, Mr. Park'ın dediği gibi diyor Rina, bütün insanlar sizin işinize girecek değiller, kabul edecek değiller, yapacak değiller. Bu açıdan siz ne yapacaksınız? Onu bırakacaksınız, başkasına geçeceksiniz. İnsanlar evet bizi dinliyorlar ama duymuyorlar. En büyük problemler bunlar. İşte biz onlara bunu duyurmaya çalışacağız. Bizi duymalarını sağlayacağız. Yani bizi dinliyorlar. Belki de şu anda aramızda da öyle insanlar var ki dinliyorlar ama ne kadar anlıyoruz? Önemli olan dinlemek ama duymak. Veyahut da işte dinletmek ama duyurmak. Belki en önemli konulardan bir tanesi. O açıdan bir de herkes de bu işi yapacak diye bir şey yok, zaten yapmayacak. Ona göre bizim hazırlıklı olmamız lazım aslında. Что говорить о незнакомых людях, когда наши дети, наши близкие, да, не хотят нас слушать. Вот у нас так с Диной было. Я всегда говорю, что мы начинали этот бизнес под ядовитые комментарии наших детей. Yani baktığın zaman bizim kendi yakınlarımız, çocuklarımız dahil bu işi belki de karşısında oluyorlar. Onların acı verici yorumları gerçekten çok iyi de olmuyor. O açıdan bazen belki de yabancılardan başlamak gerekiyor. Belki de en çok yabancı olanlar bizim en yakınlarımız olabiliyor bu işe. Но надо помнить, как говорят психологи, для того, чтобы человек услышал вас, к нему нужно обращаться 12, 15, 17 раз через промежутки времени, через 3-6 месяцев. Еще раз, еще раз. Потому что ситуация жизненно меняется у людей. Психологлар şunu söylüyorlar. Bir insanın sizi tam olarak duyması ve anlaması için belki de 15 defa, 17 defa onunla konuşmak lazım belli aralıklarla. O açıdan Park Hangil diyor ya, siz eğer bir insana 10 defa anlatıyorsanız bu bir kere sayılmış oluyor. O açıdan burada da onun bilimsel bir söyleyişle Rina bize anlatmış oldu. Soru var mı başka? Arkadaşlar, chat'e veyahut da Okan Bey yazabilirsiniz sorularınızı. Bir soru daha ben ekliyorum. Sizce Atomi işinin
yaşı var mı? Geç kaldım demek doğru mu? Ve ekiplerinizde nasıl ve kaç yaşında insanlarla çalışıyorsunuz? Okan Bey спрашивает, как вы думаете вообще в этом бизнесе в Атоме есть возраст? И başka ne yaptınız? Какие примеры в ваших группах, какого возраста люди достигают успеха? Да. Вот, молодец. Возраст разный. Есть даже дети, которым нет 18 лет, они все равно просят зарегистрировать. Естественно, их не регистрируем, потому как не разрешено в компании. А так есть возраст, начиная с 18 лет, вот в России. И если мне 65, то есть и бабушки, и дедушки, которым за 80, и далеко за 80. Поэтому неограниченный возраст. И для начала, и разный возраст. Burada arkadaşlar yaşı yok diyor Tatiana. Hatta 18 yaşını doldurmamış çocuklar bile, gençler bile kayıt olup işi yapmak istiyorlar. Ama maalesef kanunen 18 yaş üzeri olması gerekiyor bizim ülkemizde. Ben 65 yaşındayım, bu işi yapıyorum. 70 yaşında, 80 yaşında ve 80'den daha üstü olan insanlar da var, bu işi yapıyorlar. Bunun yaşı yok, herkes bu işi yapabilir. Спасибо за ответ. Еще такой вопрос. Сколько периодов вы работали так плотно, скажем, как жестко или как сказать? Какие вот, сколько периодов там у вас, у нас у Тамары же есть там такая работа, да, то есть именно плотная работа. Сколько периодов у вас? Сколько раз вы так вот попробовали? Сколько раз вы попробовали очень плотно и очень много работу провели? Не знаю, вопрос правильно был, нет? Что-то я тоже совсем смог задавать вопрос. Дина, вы поняли, да? Да, в смысле, не знаю я как-то этот вопрос. Давайте я отвечу. Смотрите, давай, Ирина, ответь. Самое главное здесь, вот как в этом, вот 8 шагов к успеху, да, в этом ролике, там мистер Пак, он все классно объясняет в этом, вот что такое speed management, да, потом этот second management, вот там он и говорит о факторе скорости, то есть первые 3 месяца, вот 3 месяца, они вот такие важные, когда человек усиленно поработает, а там уже это идет по инерции. И поэтому он нас вот так и настраивает, чтобы потом уже работа шла после сейлс-мастера поступательно и вот, ну как, спокойно, да? Вот тогда, если дупликация будет работать, все тогда. У вас авралов не будет. У вас будет команда работать, лидеры ваши. Arkadaşlar, Rina diyor ki yani öncelikle Mr. Park'ın dediği gibi 3 ay kayıt olduktan sonra 3 ay yoğun bir efor sarf ederek iyi bir çalışma içerisinde olmanız gerekiyor. Sales Master olana kadar yoğun bir çalışma içerisinde olmanız gerekiyor. Daha sonraki Sales Master'den, yani buradaki aslında Auto Sales Master'den sonraki dönemde biraz daha belki temponuzu düşürüp yine düzenli bir şekilde çalışabilirsiniz. Ama Sales Master olana kadar özellikle ilk 3 ay ciddi bir tempo içerisinde olursanız ve bunu da ekibiniz kopyalayabilirse sizden, aslında en önemli sonucu burada almış olursunuz. İlk 3 ay ve Sales Master'e kadarki olan dönem aslında yoğun bir dönem, yoğun çalışmak gerekiyor. А еще вот то, что касается возраста, да, у молодых тоже есть такой момент,
они считают, что ой, у меня еще много времени, я еще там попробую, здесь попробую, могут они, ну как, не прислушаться, да? А возрастные люди, которые услышали, поняли этот бизнес, они знают, что у них мало времени. И может даже вот с такими возрастными партнерами даже легче, понимаете? Они более открыты, наверное, для информации и понимают, что это им нужно. И готовы. Да. Burada Rina çok önemli bir konuya arkadaşlar parmak bastı. Buradaki yaş grubuyla alakalı. Bazen gençler belki sağa sola kaçıyor olabilirler, başka şeyler deniyor olabilirler, işte başka şeyler dinleyebiliyor olabilirler ama belli bir yaşın üzerindeki insanlar şunu düşünüyorlar: bu bana lazım, benim vaktim yok, bunu mutlaka yapmalıyım. Onlar belki de bu bilgiye, bu gibi şeylere daha açık olabiliyorlar. O açıdan yani onlarla daha kolay bu işi yapmak, belli bir yaşın üzerindeki insanlarla. Evet, ben de katılıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten belli bir yaşın üzerinde olduktan sonra diyorsunuz yani ben bu işi başarmalıyım. Neden? Çünkü emekli olduktan sonra, belli bir yaşa geldikten sonra rahat etmek istiyorum. Çok doğru ve çok güzel bir bilgi. Evet, bunu dikkat almamız gerekiyor. Так что и среди молодежи, сейчас просто закончу еще, и среди молодежи, и среди возрастных людей есть и narrow-minded, да, and open-minded, то есть которые вот, ну, открытые, закрытые, и здесь это, в общем-то, как бы роли не играет, но просто вот чтобы вы знали, что вы каждому эту информацию доносите, и просто, как говорит мистер Пак, мы можем сконцентрировать время. Вот еще раз посмотрите этот ролик про вот эту узкую трубу и широкую, да, где через узкую трубу может больше воды идти. То есть наша вот эта усиленная работа, какой-то короткий отрезок времени. Ну вот как бы этот бизнес имеет такой вот, знаете, финиш. After sales master. Вот. Вот это цель. After sales master. Burada bazen belki de şunu düşünmek lazım. Hani herkeste ilgilenmek gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Mr. Park'ın anlattığı gibi, Hangil Park'ın, hatırlarsanız videoda orada ince boru ve geniş boru var. Oradaki suyun akışını söylüyor. Geniş borudan diyelim aynı seviyedeki suyun geniş borudaki akış süreciyle dar bir borudaki suyun akış süreci aynı değil. Neden? Çünkü geniş boruda su yavaş akıyor. Ama çok dar bir boruda aynı suyu siz pompaladığınız zaman dar olduğu için tazikli bir şekilde gidiyor. İşte burada önemli olan bu zamanı kısaltmak, daraltmak. Yani yoğun bir efor belli bir zaman diliminde, kısa bir zaman diliminde ama yoğun bir efor sarf ettiğiniz zaman sonuç daha hızlı geliyor. Eğer de siz eforunuzu 5 ile yayarsanız veya 3 ile yayarsanız belki 3 yılda oto sales master olursunuz. Ama yoğun bir eforla belki 3 ayda siz sales master olursunuz. Önemli olan bu yoğun efor ve oto sales master'ın gelmesi kısa süre içerisinde. Evet arkadaşlar, başka sorular var mı? Okan Bey? Evet, bir soru şöyle. Şimdi insanlarla konuşuyoruz. Onlar kayıtlarında da oluyorlar. Sonrasında satın alma tarafında çekingen oluyorlar. Onlar için ne önerirsiniz? Nasıl satın almayı yaptırtabiliyorlar? Окан Бей спрашивает, что у нас люди, когда делают регистрацию, но не покупают, то есть покупки не делают, да, сразу. Как ускорить этот процесс? Как вы думаете, каким образом, чтобы они начали покупать? Я скажу. У нас то же самое. Кто-то
покупает, кто-то не покупает. Как... То, что вы сами пользуетесь, вы только этим можете поделиться с ними и все. Может быть, кто-то, у кого-то есть какие-то приемы, может поделиться с нами, с партнером. Rina diyor ki, yani bizde de aynı şekilde. У нас это красные аккаунты, это всех это есть. Diyor, kırmızı hesaplar herkeste var diyor. Bizde de diyor aynı şekilde alan da var, almayan da var. Yani burada biz kendimiz kullanıp göstereceğiz ve soruyor diyor ki yani içimizde kim bununla alakalı varsa bir tecrübesi paylaşabilir, kim nasıl yapıyor veyahut da bu işi en iyi şekilde kimler yapıyor? Partnerlerden varsa söylemek, konuşmak isteyen bizimle paylaşabilir tecrübesini bununla alakalı. Но не у кого нет таких опытов, потому что у всех просто есть такие люди, которые регистрируются, неизвестно для чего, и не покупают. Ничего не покупают. Вот смотрите, мы, например, если мы знаем, что по человека поставили много людей, он не интересуется, он не заходит в кабинет свой, ничего не смотрит. Потом мы ему берем, открываем, показываем его место. Под ним целая цепочка людей. И очень часто, чаще всего, эти люди делают покупку. Они не хотят терять свое место. Вот тоже прием. Мы же так строим, две колбаски. Да. Dina diyor ki, biz diyor... bu tarz insanlara kendi hesaplarını açıyoruz ve altındaki bir sürü insanı, kayıtlı olan insanı alışverişi gösteriyoruz. O zaman bunlar bu imkandan yoksun olmamak için, kaybetmemek için alışverişe başlıyorlar. Yani burada bu deneyebiliriz bu şekilde ki ben de bunu denedim Dina geçen hafta. Daha önce diş fırçası, diş macunu kullanan, hatta ben video çekip gruba atmıştım. Daha sonrasında hiç ilgilenmedi. Ama en son geçen hafta sipariş yaptı. Diş fırçası, diş macunu falan bitmiş. Ben de ekstra kahveyle şampuan, pardon, bir krem gönderdim. Bakım kremi gönderdim. Ve yanına gittiğimde ürünleri almış. Tabii öylesine kullanacak. Yanına gittiğimde bu işi yapmasını söyledim. İlgilenmesini istedim. Hayır ben yapamam dedi. Ben de açtım hesabını gösterdim. Gösterince altında 8 milyondan fazla puan birikmiş, pivi birikmiş. Ve bir sürü insan var. Onları görünce ben dedi ya dedi bu işi yaparım dedi. Evet mi yaparsın dedim. Hemen ben dedi ofisteki herkesi kaydedeyim. İşte kızımı kaydedeyim, yeğenimi kaydedeyim. Bir anda yapamam diyen kişi bakıyorsunuz aklına bir sürü insan geliyor ve bunu yapabilirim diyor. Aynen sizin dediğiniz gibi hesabını açtım yanında gösterdim. Arkadaşlar yani bu şekilde herkes imkanımız varsa kayıt olup da hesabına girmeyen, habersiz olan hesabından insanları haberdar etmek ve hesaplarını göstermek bence de bu bir çözüm olabilir. Son bir soru daha soralım. Çünkü zannediyorum yeterince hem zamanımız uzadı hem de farklı ülkelerden katıldıkları için sponsorlarımız oralarda geç oldu. Yusuf Bey şunu soruyor. Ürünler yokken kişilerin işe başlama oranı ile ürünleri kullandıktan sonra işe başlama oranı nasıl değişti? Evet. Юсуф Бей спрашивает, когда не было продукции, да, тогда вот как люди поступали в этот бизнес? Как мы привлекали людей? Да. Ну, мы в основном, видите, продукты не было. Дина, здесь вопрос такой, про процентное отношение.
сколько там, скажем, да, процентов больше было тогда или после получения продукции и начали использовать, и как быстро они начали работать, то есть именно приступление к работе. Насколько процентов людей, которые без продукции начали именно работать, да, активно, и сколько процентов, например, да, какой процент после получения продукции, после использования продукции начали работать? Мы проценты не подсчитывали. Не знаю, видите, вы мужчины, а мы женщины. Мы же нелогичные. И поэтому мы проценты вот эти всякие эти не подсчитывали. Вот, например, Рина, наверное, тоже подтвердит. Вот у нас не было продукции, и мы просили людей не делать заказы из Кореи, да? Не тратить деньги. Вот. Мы всех звали на бизнес, мы всех звали на деньги. Поэтому кто немножко, ну, как бы вот понимал, они присоединялись. И когда продукция появилась, вот смотрите, Тамара у нас вот с этой стороны, с правой, она следовала нашим всем советам. Она не стала заморачиваться на вот эти заказы из Кореи. И точно так же вот без всякой пробы продукции она набрала команду. И как только открыла, запустился сайт, она даже чуть раньше нас стала, вышла на бриллиантовый уровень. А этот, было ли вообще больше интерес, когда начали использовать продукцию? То есть к работе, было ли вообще больше интерес, если после того, как они уже начали получать продукцию? Ну, наверное, конечно, когда на руках продукция, но вы знаете, немножко у нас ситуация, сейчас вот это вдаваться в эти подробности, ситуация такая была, там надо было открывать это вот ИП, фирму, да, и у нас наоборот очень много людей отвалилось в России. Когда запустился сайт и сказали, чтобы деньги получать, надо открывать ИП, да, индивидуальное предпринимательство. Угу. Наоборот, еще больше людей у нас отвалилось. Но ничего, нас же это не остановило. Мы просто продолжали, и мы до сих пор продолжаем. Просто всем рассказываем, и все. Не знаю, проценты. Ирина, ты считала или Татьяна? Скажите. Нет, конечно. Нет, конечно, не считали проценты. Arkadaşlar öncelikle hani oradaki oranları tabii ki biz şey yapmadık, tam olarak söyleyemeyiz, saymadık. Ama tabii ki ürünlerin elde olması farklı bir ilgi uyandırıyor. Ancak başlangıçta çok kayıt olan insanlar vardı bizim kendi ülkemizle alakalı. Site açıldıktan sonra para alabilmeleri için mutlaka bir firma açmaları gerekiyordu. Şahıs firması veyahut da limited şirketi açılması gerekiyordu. Bundan dolayı birçok insan gitti. Ama biz tabii ki durmadık, biz devam ettik. Önemli olan burada devam etmek. Biz halen daha devam ediyoruz, durmuyoruz. Evet. Başka soru var mı? Teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Так, перезвоним конечно. Добрый вечер, я могу говорить? Конечно. Всем добрый вечер. Меня зовут Мухабат, я из Бишкека, партнер в статусе бриллианта. Пользуясь случаем, я хочу поздравить наших уважаемых спонсоров Татьяну, Рину и Дину с этими замечательными статусами. Ваш пример, вернее, ваши результаты – пример для всех нас. Слушая вот сегодняшнюю беседу, я просто немножко хочу добавить. Как сказала Дина, независимо от того, на каком уровне
приходит к вам партнер, и вы видите, что он активный, необходимо просто его поддерживать. Я тому пример. То есть я нахожусь на огромной глубине в структуре и Татьяны, Ирины и Дины. Тем не менее, в лице этих спонсоров я нашла огромную поддержку. Благодаря Татьяне мы в свое время регулярно получали продукцию в Кыргызстан. Благодаря Ирине мы научились давать презентации. А благодаря Дине мы научились проводить мастер-классы. Огромное вам спасибо. Evet, muhabbet Kırgızistan'dan kendisi Brilliant yani Diamond Master öncelikle teşekkür etti bütün sponsorlara. Ve buradaki gerçekten en önemli olan şey işte takım çalışması ve derindeki iş ortaklarımız olan destek. İşte Tatiana'nın vermiş olduğu destek Rusya'dan, Rina'nın tercüme yapması ve diğer alanlarda vermiş olduğu destek ve Dina'nın masterclass nasıl yapılır bununla alakalı vermiş olduğu destek bizi çok üst kariyerlere çıkarttı, çok destek oldular. Onlara teşekkür ediyorum diyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızı, bütün sponsorlarımızı kutluyoruz ve Dina'nın dediği gibi biz alttaki ekiplere dilekte bulunuyoruz. Artık bundan sonra Dina biz sponsorlara Imperial Master olma dileğinde bulunmayacağız. Altımızdaki, derinlikteki arkadaşlarımıza Imperial Master olma dileklerinde bulunacağız. Ben bütün arkadaşları en derindeki arkadaşların bir an önce Sales Master, Hotel Sales Master, Diamond Star Master, Royal Master ve Chrome Master, Imperial Master olmalarını canı gönülden istiyorum. Bir gün hepimiz orada buluşacağız ve buluşmak dileğiyle diyorum. Rina, Dina, Tatiana sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Спасибо огромное вам. O için важные, полезные нам советы. Мы будем стараться это учти. И мы будем послушать, конечно, ваши советы. Это очень важно. То, что вы ошиблись, вы старались, вы имели, получили опыт. Именно этот опыт нам то есть, получается, достоится как бесплатно, да, то есть очень такой пятилетний опыт вы нам передаете, это очень важно, мы будем это все учти, огромное спасибо вам. Arkadaşlar, ben şöyle bir tercüme etmiş olayım, öncelikle, ben kendilerine çok çok teşekkür ettim, çünkü çok değerli bize fikirler, değerli tavsiyelerde bulundular. Öncelikle alt ekibimize dileklerde bulunalım. Onların Sales Master, Diamond, Star Master, Imperial Master olmaları için dilekte bulunalım. Ekip çalışması, ekibimize destek verelim. Bu değerli sponsorlarımızın elde etmiş oldukları uzun süreli tecrübeleri biz şu anda aslında yapmadan, yaşamadan elde etmiş oluyoruz. O yüzden onların fikirleri, onların tecrübeleri çok çok değerli. Yani kesinlikle ve kesinlikle tek başımıza yapmaya kalkışmayalım. Ben kendim pazarlamayla ilgileniyorum. Ama şunu biliyorum ki bu işin pazarlama şekli bambaşka. Bizimkisinden daha kolay. Kendimizi hiç zorlamayalım. Hiç sıkıntıya sokmayalım. Dert etmeyelim. Hazır tecrübeden ifade edelim. O yüzden başarmış bir başarı hikayesi var burada. Bu başarı hikayelerini biz de kendi hayatımıza uygulayalım ve biz de başarılı olacağımıza inanıyorum. Спасибо огромное. Ваши последние слова, советы, если есть. Нет, ну все просто спасибо всем и удачи нам всем вместе в команде. Bütün herkese diyor ben teşekkür ediyorum. Birlikte bütün ekibimize başarılar diliyorum. Hepimiz birlikte inşallah başaracağız. Evet.
Татьяна, спасибо. Дина, спасибо огромное. Arkadaşlar, спасибо большое. Всего здесь доброго. Самое главное, в Атомии есть очень много вещей, которые не купишь нигде за деньги. Да. Поэтому, чем больше мы будем общаться и продвигаться вперед, тем больше у нас будет понимание этого. Правильно? И у наших товарищей, да. Друзей. Dino diyor ki Atomi'de çok değerli şeyler var. Bunlara siz parayla satın alamazsınız. Ne kadar biz çok kendi aramızda iletişimde olursak, görüşürsek, konuşursak o kadar da hızlı bir şekilde başarırız ve faydalı sonuca, güzel sonuçlara varırız. Evet, Okan Bey buyurun. Çok teşekkürler arkadaşlar. Herkese katılımı için özellikle sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve herkese iyi akşamlar diliyoruz. Mutlaka toplantılarda olmanızı rica ediyoruz. Çünkü hepimizin harika işler yapabileceği, harikalara koşturabileceği, hayatımızı harika şekilde değiştirebileceği bir iş modeliyle karşı karşıyayız. Buna ne kadar şükür edilse azdır. Hep beraber olmanın değerini birlikte yaşamak için sizleri toplantılara da bekliyoruz, seminerlere bekliyoruz. Bir sonraki şirketin seminerinde bütün arkadaşları davet ediyoruz ve birlikte olalım diyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Haftaya Tamara'yı alacak mıyız? Tamara gelecek mi? Dina? Evet. Evet. Bir haftadan sonra. Evet arkadaşlar, haftaya pazar günü Tamara bizimle olacak. Belki başka sponsor da bizimle olabilir. Yine Dina da olur. O açıdan salı günkü pazarlama planı Okan Bey'in, ona mutlaka katılalım, çok değerli. Ve pazar günü inşallah Tamara ile birlikte tekrar burada buluşacağız. Diyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Спасибо огромное. Желаю вам хорошего вечера. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Всего доброго, всем успехов. Танечка, спасибо тебе огромное. Всем нам всем спасибо. Всем спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Всем, всем спасибо. Сегодня в Стамбуле был семинар. Наши тоже люди ходили. Молодцы. Получили массу эмоций. Вот это хорошо. Да. Это отлично. Да.